Arzo Sandıya'yı vuruyor. Puri Arzo'yu Sandıya'nın yüzünden terörist damgası yediğini söyler. Arzo onun söylediklerine inanmaz. Hastanede Sandıya'ya kendisi için masumiyet kanıtını yazdığını söyler. Puri o mektubun komite üyesine gelmediğini söyler. Bu sırada Sandıya Arzo'ya ulaşmaya çalışır. Hastanenin havalandırmasından gidiyordu. Puri Arzo'yu Sandıya'nın o mektubu senin bir terörist olduğunu kanıtlamak, onun doğrularını görmek, bunu ne kadar iyi planladığını göstermek için göstermediğini söyler. Diğer notu gösterir ve gülümser. Hindistan'da herkesin ondan nefret ettiğini, Sandıya'nın büyük bir plan yaptığını söyler. Puri Arzo'ya bir teklifi olduğunu söyler. Onu Pakistan'a gönderebileceğini, orada yeni bir hayata başlayabileceğini söyler. Arzo'yu Sandıya'ya karşı kışkırtır. Puri Arzo'dan Sandıya'yı öldürmesini ister ve ona silahı uzatır. Arzo silahı alır. Sandıya terasa çıkar ve Arzo'yu hemen ulaşması gerektiğini söyler. Arzo ona silahı doğrultur. Sandıya onu görünce şok olur. Arzo ağlayarak onun hayatını mahvettiğini söyler. Neden ona güvenebileceğini, onun bir polis memuru olduğunu, her masum insanı kendi çıkarları için feda edebileceğini ve onun yanlış yaptığını söyler. Sandıya onu kandırmadığını, hatta yaptığını, bildiğini, üzgün olduğunu, medyanın önünde hatasını kabul ettiğini, onlara onun masum olduğunu, Arzo'nun terörist olmadığını söylediğini söyler. Arzo ona hayatını mahvettiğini, bu terörist lekesini kendisine acı verdiğini ve ona cezayı hak ediyorsun diye söyler. Arzo Sandıya'yı kendisinin bilinci yerindeyken onun sahte gözyaşlarını görünce ona tekrar güvendiğini, onun masum olduğunu ispatlamak için verdiği kanıtın ne yaptığını söyler ve ona şimdi nasıl güvenebileceğini söyler. Sandıya ona acısını almadığını, kendisine inanmasını, onun için kötü bir şey istemediğini, ona ne kötülük yaptıysa kendisini affetmesini, kendisini vuracağı için korkmadığını ama kendisini vurursa terörist olacağından korktuğunu söyler. Arzo onun kendisini vurduğunda terörist olduğunu söyler. Sandıya Arzo'nun elindeki silahı tekmeyle yere düşürür. Arzo ve Sandıya silahı almaya çalışırlar. Sandıya silahı alır ve onun acısını hafifletecek ise kendisini vurmasını ister. Öfkesini dışarı çıkarmasını, ona engel olmayacağını, bakanın kuklası olmasına izin vermeyeceğini söyler. Arzo Sandıya'yı tokatlar ve ona vurmaya başlar. Daha sonra Arzo silahı görür ve alır. Sandıya'ya doğru silahı doğrultur. Sandıya Arzo'ya bakar. Arzo ateş eder. Daha sonra Arzo koşarak Puri'nin yanına gelir ve Sandıya'yı öldürdüğünü, hemen buradan gitmeleri gerektiğini söyler. Arabanın kapısını açmasını ister. Puri adamın aracı sürmesini ister. Arzo aracın kapısını açmasını söyler. Kendisini Pakistan'a götüreceğini, söz verdiğini, Sandıya'yı öldürdüğünü söyler. Puri araçla oradan ayrılır. Arzo onun kendisini kandırdığı için ağlar. Bu sırada komiser ve diğerleri terasa ulaşır ve orada kimseyi göremezler. Komiser kimin kurşun sıktığını söyler. Memur gelir ve Arzo'nun kaçtığını söyler. Daha sonra Arzo polis cebinde oturur. Suraj'ın terasa geldiğini, Sandıya'yı vurmasına nasıl engel olduğunu hatırlar ve havaya ateş ederek Puri'nin gerçek yüzünü görmesini sağlar. Daha sonra Arzo ağlar ve Sandıya'ya sarılır ve ondan özür diler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.